Tabiri caizse Tanrı'nın yeryüzünde yansımış tecellisi gibi bir şey olmuş bu tank ama. Adminler, yetkililer bir araya gelmiş. Düşünmüş ki ya nasıl bir tank getirsek de anamıza sördürsek. Arkadaşlar biliyorum son zamanlarda çok fazla War Thunder videosu istiyorsunuz, ancak oyunu bıraksam da ara sıra bu tarzda bilgilendirici videolar sizin yoğun taleplerinizden dolayı çekeceğim. Birçok arkadaşımız yeni gelen modelleri War Thunder bilgime ve tecrübelerime dayanaraktan anlatmamı istiyor. Şimdi etkinlik tankı olarak eklenen Obje 292 T80 temelli bir gövdeye sahip. Esasen gövdenin T80'lerden çok büyük farkı yok, fakat prototip olduğu için ön kısmında bulunan ekstradan donanımları bulunmamakta. Gövdeye genel olarak baktığımızda esasen T80 BVM'lerden farksız. Yani kule ve gövde T80 BVM'le birebir aynı görüldüğü gibi. Erasız hali. Bu araç 10.0 olmasına rağmen direnci yine aynı. Yani gövdeler aynı olduğu için aynı kinetik ve kimyasal dirence sahip. Kulesine gelip baktığımızda ise görece olarak düşük bir korumaya sahip, fakat 10.0'daki birçok tank yine delemeyecek. Keza zayıf olması gereken kalkan bölümünde 500 mm bandında bir direnç olduğunu görüyoruz. Ne gövdeden ne kuleden yiyecek kendi seviyesinde. Aynı zamanda zayıf olması gereken kalkan ve çevresi de son derece sağlam arkadaşlar. Bu tankı etkisiz hale getirmenin tek bir yöntemi var. Topuna atış yapmak veya sürücü optiğine çakmak. Alt plakasını sakladıysa zaten geçmiş olsun, hiçbir şey yapamazsınız. Şimdi bu araç 10.0 değil mi? Gördüğünüz araç türbin motora sahip. Gövdesi, kulesi top tier'daki T80 BVM ile aynı, sadece erasız hali. Bunun yanına gelip topa baktığımızda neredeyse 700 mm delişe sahip. Yani Leopard 2 A6'lardan A7'lerden bile daha yüksek penetrasyon değerlerine sahip. Çıkış hızı da inanılmaz fazla. 2000 metre bölü saniye. Uzun mesafeye atış yapmak için oyundaki en iyi sabot. Aynı zamanda delişi anormal fazla. Şimdi zırh deseniz 10.0'da delinmez seviyede. Top deseniz 10.0'da tanrısal bir güce sahip. Motor performansı desek anlatmıyorum onu, çünkü T80'lerin zaten kendi seviyesindeki en hızlı araçlar olduğunu biliyorsunuz. Yani T80'lere geçebilen bir model şu anda yok oyunda. Hem hafif, üstelik türbin motora sahipler. Anlamadığım şey, bunu hangi beyin, hangi kafayla 10.0'a getirmişler. Bir de bu tankın çok büyük bir temeli yok. Prototip olarak zamanla denemeleri olmuş sadece. Tıpkı Leopard 2 A4'lere 140'lık toplar takıldı, 130-140'lık toplar takıldı denendi ya. Bu tank da sadece deneme aracı arkadaşlar. Şimdi 10.0'daki bir tankla karşılaştıralım. Mesela birçoğumuzun bildiği Leopard 2 A4'le. Gövdeden yemiyor genelinden. Sürücü optiğine denk gelirse, ki burası ufak bir bölge, yine delindiğimizi gördük. Fakat delinsek bile sürücü öldü, pek bir hasar almadık. Uç kısımlara denk gelirse delinme olasılığımız var. Ama dediğim gibi şuralarda tutturması zor. Tankın geneline atış yapıldığında delinmiyor. Sadece ufak tefek ince ayarlar yaparsanız delinmeniz mümkün. Alt plakayı zaten anlatmıyorum, biliyorsunuz. K4'te 10.0, hatta 10.3 listeye eklenmediği için A7 üzerinden gösterelim. A7 biliyorsunuz daha az delişe sahip. Şimdi Leopard'ı gövdeden deliyor, kuleden deliyor, kalkandan deliyor. Görüldüğü üzere. Birisi kıçına soksa mouse'u, o şekilde atış yapsa kendi seviyesindeki bir tank. Bu Leopard olabilir, Challenger olabilir, aklınıza ne geliyorsa. Yani önden deliyor, arkadan çıkıyor. Bir oyun, ben biliyorsunuz War Thunder bıraktım. Bir oyun bu süreç içerisinde bu kadar boktan edilebilir. Saçma sapan, gerçekte hiçbir geçerliliği olmayan, sadece zamanında fikir olarak atılan araçlar, prototip modeller oyuna ekleniyor ciddi alınarak. Tamam, bu araçlar zamanında üretilmiş olabilir. War Thunder'ın da baz aldığı şey o aracın üretilip üretilmediği. War of Tanks'i baz alırsak üretilmesine bile gerek yok. Tank kağıt üzerine tamamlansın yeterli. Ancak bu tankların geçerliliği yok ki, gerçekte üretilmemiş. Tavan zırhı 125 mm. Görüyorsunuz. Bu kadar OP bir araç ben görmedim. Bakın, size abartmıyorum. Bu aracı alın, 10.0'dan 11.0'a yükseltin, sırıtmaz. Zırhı biraz kartonlaşır ama sırıtmaz. 700 mm delişe sahip. Bakın, patlayıcı mühimmatı da inanılmaz OP. Çünkü 61 mm senin delmen demek, genel olarak tankların kupulasına ya da kule önüne atış yaptığında tek atman anlamına geliyor. Leopard olsun, Challenger olsun ya da T80, T90 olsun hiç fark etmez. 10.0'a anormal seviyede fazla. Bazı demiyorum, anormal seviyede fazla. Şu araç 10.0 olarak eklenecek ise oyuna A7,
modellerinin de 8.083 olmasında bir anormallik görmüyorum. Bu bile 650 deliyor. İnsaf ya. World of Tanks'e dönmüş. Nasıl WoT kıçtan sallama tanklar ekliyor. Oyunun gerçekliğini bozuyor ya. War Thunder'ın da çok büyük bir farkı kalmamış. Gerçekte seri olarak üretilen modeller bu oyunda karton durumunda. War Thunder para harcamaya değecek bir oyun değil. Fakat bu aracı o kadar iyi getirmişler ki görevlerini yapamazsanız ki saçma sapan görevleri var bakın mesela. Bu da çok büyük bir saçmalık. Başarmanız için sadece oyunu oynamanız gerekiyor. Görev puanından bahsediliyor görüldüğü üzere. Sadece oyna alırsın. Bu kadar güçlü bir tankın o kadar zor alınması gerekiyor ki oyunda 200-300 tane oyuncunun sahip olması gerekiyor. Mesela zamanda E100 denilen tank toplamda 500 küsür oyuncuya verilmişti. O kadar güçlü bir tank da değildi halbuki. Koleksiyon değeri vardı sadece. Mesela E100'le mouse karşılaştır. Mouse birçok açıdan daha üstün. Kendi seviyesinde tırt bir tank E100. Öyle aman aman bir özelliği yok. Oyundaki oyuncular o kadar azaldı ki şunun gibi inanılmaz zor, hatta oyunda maksimum 20-30 kişiye verilecek seviyesine göre tanrısal seviyede güce sahip obje 292 sadece oynanarak satın alınıyor. Özel bir görevi yok. Mesela eskiden bunun kadar güçlü olmayan tankları almak için bile sağlam oynamanız gerekiyordu. Örneğin bir maçta 5000 puan yap, üstüne 15 kill al gibi birçok oyuncunun yapamayacağı gereksinimlere sahipti. Ama şimdi öyle mi? Sadece oyunu oyna bakın. Bazı arkadaşlarımız bilmeyebilir. Tamamlamanız için oyuna gireceksiniz. Maç atacaksınız. Bu kadar. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Oyunu iyi ki bırakmışım. Benim oynadığım dönemlerde böyle saçmalıklar yoktu. Oyuncular azalmaya başladığı için ne oldu? Son seviye tankları getirdiler. Topar 2 aileden sonra başka tank gelme. Sadece şu aralara ufak tefek ZMA, ZPT temelli saçma sapan tankları serpiştirdiler. BTR 80'in gelmesi de büyük bir saçmalık. Şimdi BTR 80 73'te ne yapacak? Toptasan etkisi 80 mm delişle belki tankları yandan zar zor delersin, zorlarsan. 7-3'te hedeften hiçbir farkı yok. Ayrıca tekerli olduğu için çamurda direkt batıyor. İlerleyemiyor. Bunun dışında dönüş yapı çok büyük. Sadece çeşitlilik olsun diye bu şekilde saçma sapan araçlar eklendi ki bunu World of Tanks de yapmıştı. Birçok oyuncunun bırakmasına sebebiyet vermişti. İlerleyen vakitlerde V3 getirdiler. İnşallah onlarda da A3 modellerini göreceğiz. Hala 2-3 yıldan beri doğru düzgün bir değişiklik olmadı Amerika hattında. Şunu ekleyeyim. Şu anda Amerika kasılmaz arkadaşlar. Almanya ya da İsveç kasın. Soviet tamamlanmamış durumda ama T-14 armataları geldiğinde rahatlıkla 650 mm'nin üzerinde delişe sahip olacağını söyleyebilirim. Sonuç olarak demin gördüğünüz 150'lik topa sahip araç 700 mm bandına delmekte. T-14'ler vakum 1 ortalama 800, vakum 2 ise 900 bin milimetre bandında rahat çeliklere nüfuz edebiliyor. Armata geldiğinde oyunun en sağlam kulesine sahip olan Challenger 2'leri, Leopard 2 aileleri direkt olarak şuradan delebilecek. Zaten bayağı bir nörflemişler eskiden hiçbir şekilde sarı gözükmezken şimdi belirli kısımlardan sarı gözükmekte. Yani yavaştan yavaştan bundan nörflemeye başlamışlar arkadaşlar. Yani onun altyapısı hazır demek ki. Buralardan çat diye delecek armatalar. Bazı arkadaşlar diyor ki bu oyun Macar oyunu. Macar oyunuysa Crysis de Türk yapımı. Zannediyorum seviyesini arttırırlar arkadaşlar. O kadar da beyinsiz olacaklarını düşünmüyorum. Ama ilerleyen vakitlerde seviyesini arttıracaklar ise neden 10-0'da eklemişler? O da ayrı bir tartışma konusu. Tabii War Thunder bu. Bonzai çekip düzenlediklerinden ötürü mantık bekleyemezsin. Ve sürüş yapalım. Patlayıcı mühimmatımızı da alalım. 1A2 ile HC biliyorsunuz aynı kuleye sahip. Görüldüğü gibi yanaklardan deliniyor. Armata gelince muhtemelen sağ taraftan da delecek. Evet, M1'lerde sol taraf bize göre sağ noktası biraz daha sağlamdır. Ama görüldüğü gibi sürücü kompartmanından delinmekte. Ya bu nasıl bir mühimmat? Yani 700 mm görünce ebesini nikah dedim. Ve eski nesil de değil hani. Topun gücü zaten son derece fazla. 150 ve uzun yapıya sahip olduğundan. Bunun dışında çıkış hızı 2000 metre bölü saniye neredeyse. Çok güçlü, uzun bir APFSDS'e sahip. Ben taş çatlasın 500 mm bandında deler diye düşünmüştüm ilk baktığımda. Bir baktım tanka ulan 700 deliyor, zırhını inceliyorum, zırhı delinmiyor. Hızı desen zaten oyundaki en hızlı tanklardan birisi. Bu ne tankı biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı oyunlarda zengin çocuklar olur. Normalde diğer oyuncuların alması için 2-3 yıl harcaması gerekir ya. Ama zengin birisi çat diye 10-20 bin liraya basar onu alır. Ya bu o tank direkt. Direkt zengin çocuğun 20-30 bin lira bastırıp kimsenin sahip olmadığı özel itemi aldığı tank. Bu nedir yani? 700 mm deliyorsun. Ön zırhın delinmez seviyede neredeyse. Hızın inanılmaz iyi. Tabiri caizse Tanrı'nın yeryüzünde yansımış tecellisi gibi bir şey olmuş bu tank amına koyayım.
Patlayıcı desen anormal fazla etkiye sahip. İngiliz tankları şurada çiftim vardı. İngiliz tanklarının genel özelliği yüksek patlayıcı mühimmatları diğer tanklara kadar rahat yemez kukuladan falan ama şöyle attığımda çat diye yiyor. Çünkü 150'lik topa sahip, 152'lik daha doğrusu, 152'lik topa sahip olduğunda patlayıcı mühimmatı atsam bile yine OP. Sen 60 mm bandında delişe sahip olduğun için genel olarak kupulaya ya da kule önüne çaksan zaten tanki imha edeceksin. Tabotu OP, yüksek patlayıcı mühimmatı da OP. Adminler, yetkililer bir araya gelmiş, düşünmüş ki ya nasıl bir tank getirsek de anamıza sördürsek. Ha şöyle bir tank getirelim, 10-0 olsun. 700 mm lersin. Bir de türbin motora sahip olsun. Hızı da güçlü olsun. Hızı hepsindeki gibi oldu. Yani bunu amına böyle bir rezilliği görmedim. Şu tankın hak ettiği seviye en az 12.0. En az orada. Tamam, 12.0'a gelince zırhı biraz zorlayabilir. Fakat ufak basık bir araç. Zırhı da hiç azımsanacak kadar kötü değil. Top desen zaten inanılmaz OP. Kule desen yeterli. Dediğim gibi bu 10-0 ise Leopard 2 ayrıların 8-0'a 9-0'a çekilmesi gerekiyor. 10-0'a getirmekte bir sakınca görmemişlerse M1, A2, SEP V3'ler falan artık 7-0 olabilir demektir. Benlik bu kadar. Çok saçma sapan bir araç getirmişler oyuna. Artık War Thunder oynamıyorum. Kalan aktivitemden anlayabilirsiniz. Gerek yok. Sadece vakit ve zaman kaybı. War Thunder oynayana kadar gidin, koşun, ağırlık kaldırın. Farklı aktiviteler yapın. En azından ilerleyen vakitlerde işinize yarayacak bir şey olur. Daha mutlu, güçlü olursunuz gibi gibi. Güzel bir oyun olsa vakit harcarsın. Sana bir şey vaat eder. Ama bu oyunun tek vaat ettiği şey sizin vaktinizi ve paranızı alması. Üstüne bir de sinir krizi geçirtmesi. Oyunu bıraktıktan sonra emin olun sinir seviyem 200 ise 80'lere falan düştü. Geldiler ya, gençleştim. Aynen öyle. War Thunder'ı bıraktıktan sonra ben gençleştim arkadaşlar. Fakat bazı genç dostlarımız hala War Thunder'a devam ediyor maalesef ki. Ben de onları kırmamak için ara sıra War Thunder videoları hazırlıyorum. War Thunder şu anda oynanabilecek bir oyun değil. Benlik bu kadar. Zamanınızı bu saçma oyunda harcamayın. Selametle.